Bir gün bir yerde duymuştum, bir televizyon programında. İnsan gençken günler çok çabuk geçer ama yıllar geçmek bilmez demişlerdi. Oysa yaşlandığınızda günler o kadar ağır geçer ki ama yıllar çok çabuk geçer gider. Peki hiç düşündünüz mü? Dün ben düşündüm. Kaç tane yaz daha yaşayacağız acaba? Mesela yaza geliyoruz, havalar ısındı. 10 yıl mı? 15 mi? 20 yaz mı? Artık herhalde harekete geçme zamanı gelmiştir, değil mi? Act bölümündeyiz. Hayaliniz varsa tabii, bir tutkunuz varsa onu harekete geçirmek için zamandır herhalde. Umarım sabah 9.30'dan beri burada olanlarınıza biraz ilham verebilmişizdir. Biraz hayal kurabilmek, onu biraz olsun oyuna çevirebilmek ve şimdi de harekete geçirebilmek için bir şeyler katabilmişizdir diye düşünüyoruz. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Şimdi bir adam gelecek. Bu adam bundan 13 yıl öncesine kadar ilkokul mezunuydu. Ama bu 13 yılda hem işinde başarı basamaklarını tırmandı, Türkiye'nin tanıdığı biri haline geldi, hem de eğitimini tamamladı. Eğitimini tamamladıktan sonra da daha kendine farklı mecralar ve vizyonlar açabilen biri haline geldi. Hem cüret etti bu süreç içinde, hem de cesaret örneği gösterdi ama harekete geçebildi. Gezegen Mehmet geliyor. Mehmet Akbay. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle burada olmak gerçekten çok heyecan verici. Çünkü kaygıları olan, hayalleri olan insanların huzurundayım şu anda. Her birinizin çok seçilmiş olduğunu düşünüyorum. Ben buraya sadece bir kişinin hayatına dokunmaya geldim. Bir kişi. Eğer burada, bu salonda bir kişinin hayatında iz bırakabilirsem ben hedefime ulaşmış olacağım. Ben bir kişinin hayatına dokunurken içinizden birisi de benim hayatıma dokunabilir. Yani tek taraflı bir dokunuştan bahsetmiyorum. Belki içinizden birisi biraz sonra benim hayatıma dokunacak. Sizin sayenizde benim hayatım değişecek. Şimdi tabii biraz önce Gezegen Mehmet deyince, Gezegen Mehmet'in bir doğuşunu isterseniz kısaca paylaşayım sizinle. Radyo hayatıma nasıl girdi? Ben şu günlerde hep şunu söylüyorum. Hayal kurmak insanın kendini keşfetmesidir. Çılgın hayalleri kuranlar bugün dünyayı değiştirdiler. Ama o hayalleri kurdukları dönemlerde onlara deli muamelesi yapıldı. O çılgın hayalleri kuranlar hiçbir zaman omuzlarda taşınmadılar. Dolayısıyla hayalleriniz lütfen sınırsız ve özgür olsun. Dedemin bir radyosu var. O zamanlar böyle 8-9 yaşındayım, 6-7 yaşındayım belki de. Orta dalga, kısa dalga, uzun dalga. Radyoyu önüme koyuyorum evde kimse olmadığı zaman. Benim yaş grubumda olanlar bilirler. FM kanalı daha yok ortada. O kanallar arasında dolaşırken değişik sesler çıkıyor. O seslerin uzaylılar tarafından bana gönderildiğini hayal ediyordum. Yani 6-7 yaşındayken. Ben de onlara cevap veriyorum. Biz konuşuyoruz aslında uzaylılarla ama ne onlar beni anlıyorlar, ne ben onları anlıyorum. Bir anlaşılmaz bir durum söz konusu. Radyonun hayatıma giriş noktası bu. Daha sonra FM radyosu çıktı. FM radyosu var, çift hoparlörlü. Şöyle düşünün, köy yolundan, patika yoldan otobana geçiş gibi bir şey. Yani patika yolda giderken bir anda karşınıza FM'in farkı böyle bir şey. İnanılmaz bir ses yoğunluğu var. Sadece klasik müzik yayını yapan TRT yayın yapıyor orada. Ben oturuyorum sabahtan akşama kadar. Hani klasik müziği sevdiğim için değil ama sesin kalitesinden dolayı klasik müzik dinler hale geldim. Çünkü 13-14 yaşındayım. Sonra FM radyosunun şöyle bir özelliği olduğunu öğrendim. Bir mikrofon alıyorsunuz. 5 wattlık bir vericidir bu. Buradan konuştuğunuz zaman radyoyu ayarlıyorsunuz. Kendi sesinizi radyodan duyuyorsunuz arkadaşlar. Konuşuyorsunuz, alo, alo, ben konuşuyorum. Ama sadece ben dinliyorum, başka dinleyen yok. Sadece bana yayın yapıyorum aslında. Şimdi ben bunu ne yapabilirim? Bunu nasıl yayına çevirebilirim? 13-14 yaşındayım. Evimizde bir avlu, etrafı diğer evlerle çevrili. Bütün komşuların radyolarını o frekansa ayarladım. 5 wattlık vericim var, babamın teybi var, elimde de radyo var. Ben buradan konuşuyorum, kendi sesimi duyuyorum. Diyorum ki, ayarladın mı İskender?
ayarladım. Ayarladın mı Fatih? Ayarladım. Fatih, İskender 3-4-5 kişi ayarladılar ve ben 5 kişiye 14 yaşında daha özel radyolar yok ortada yayın yapmaya başladım. Buradan konuşuyorum. Teyitten şarkıyı çalıp dinletiyorum. Konuşuyorum. Evet, şimdi size çok güzel bir şarkı çalacağım. Kim dinliyor? 5 kişi dinliyor. Bir kere daha sonra şunu fark ettim hayatımda. Geriye doğru baktığımda. Ortaca FM'de çalışıyorum. Muğla Ortaca. 15 bin nüfusu olan bir radyo arkadaşlar sanki beni dünya dinliyormuş gibi ciddiye alıyor. Size en önemli tavsiyelerimden bir tanesi şu. Her ne yapıyorsak yapalım. O an o işi ciddiye alalım. Bizim mesela şirkette çaycı ablamız var, Neşe abla. O kadar severek yapıyor ki o çayları. Diyorum ki senden diyorum acaba senin diyorum tek yumurta ikizi 3 tane 4 tane mi var acaba? Şirketin her yerinde görüyorum böyle. Ve severek yapıyor. Bizim patron bir gün bana geldi. Geçerken uğradı Ferit Şahin. Çay söyledik. Ben çaycı ablayla Ferit Bey'i tanıştırmak zorunda kaldım. Dedim ki patron bu abla var ya müthiş. Ve Ferit Bey onunla konuştu. O Ferit Bey'in kapsama alanına girmiş oldu. Dolayısıyla büyük hedeflere küçük adımlarla gidiyoruz arkadaşlar. Kimse uçarak gitmiyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Bütün adımlarımız çok değerli. Bir de cüret etme olayı var. Askerdeyim. Denizli'de. Sıcaktan kavruluyor. Bir dakika bir yere arazi olmak için. Bakın bunlar abartılı hikayeler değil. Net yaşanmış hikayeler. Bir dakika bir yere arazi olmak için böyle deliriyorum. Ne yapayım? Bir komutan çıktı karşımıza. Dedi ki aranızda müsyen var mı? Aranızda müsyen var mı? Allah! Benim elim gayri ihtiyari. Baktım havada. Ben kendi kendime diyorum ki ben müsyen değilim ki ya. Bu elim niye benim havada? Çağırdı. Dedi ne çalıyorsun? Dedim bateri çalıyorum ama dilim konuşuyor ama ben hakim olamıyorum kendime. Ya gerçekten yani bateri çalıyorum. Ya ben buradan bir dakika bir kurtulayım yani. Bir dakika böyle bir yerde böyle bir arazi olayım hedefindeyim. Adam sevindi komutan. Bateri çalan birini bulduk. Bateriye ihtiyaç var, bateriste ihtiyaç var. Şimdi yolda gidiyorum. Saz çalanlar, şarkı söyleyen. Var şarkı söyleyenleri almıyorlar çünkü... Herkes şarkı söylüyor. Şimdi ben burada desem ki aranızda müzisyen var mı desem. Aranızda müzisyen var mı? Müzisyen var mı? Müzisyen. Peki ama dürüst olun. Aranızda şarkı söyleyen var mı? Lütfen biraz dürüst olun. Şu elleri hepsi havada görüyorum. Şarkı söyleyenleri. Banyoda, mutfakta, yolda giderken. Evet herkes şarkıcı. Dolayısıyla şarkıcı olmanın bir anlamı yok. Müzisyen olmak çok önemli. Neyse yolda gidiyorum. Diyorum ki Allah'ım ne olur, şuurumu kaybetmişim herhalde, bana bateri çalmayı öğret. Ama inanın böyle ya, yolda gidiyorum. Ben diyorum bu bateriyi, şeyi elime almadan, o sopalara ne diyorlar? Baget. Baget. Baget değil mi? Adını bile bilmiyorum. Ya şimdi onları elime almadan ben bunu çalıyor muyum, çalmıyor muyum bilmiyorum. Belki çalacağım. Ben dua ederek gidiyorum. Şimdi sıraya girdik, bekliyoruz. Herkes sıraya da çağrıldı. Evet, baterist. Davulcu. Evet, koştum ben. Böyle ortada bir havuz var. Oturdum şeyin önüne. Baterinin önüne. Şöyle elimi aldım. Ciddi söylüyorum bak, inanın abartıyorum. Dua etmeye başladım. Allah'ım, hadi. Ya daha Matrix filmi yok. Hani yükleme de yok. Hani filmden de esinlenmedim. Yani hadi yükle diyorum yani. Hadi çalayım şunu. Çal evladım. Tak tak tok tam tam. Ama ben de değişik çalıyor. Çünkü bir çaldığımı bir daha çalamıyorum. Bu da ayrı bir şey. Parmak izi gibi. Farklı farklı. Yani 100 defa çalsam hep farklı çalacağım. Benzeri yok. Çalsana. Çalıyorum. Ya şunu demiyorum, ben
Çalamıyorum demiyorum ya. Böyle bir garip bir durum var. Neyse. Adama baktı tabii giderken ben inceledim. Bu iyi döver mi, küfür mü eder? Bir de bando subayı kibar. Dedim bundan bir şey olmaz yani. Hesabını yaptım aslında. 15 gün arazi oldu. Çok işime yaradı. Şimdi başka bir, bu bir cürettir. Bir başka cüretim var. İstanbul'a geldim. Radyolara girmek istiyorum. Ama radyo müdürünü bulamıyorum. Yani bir demo göndermişim. Demoyu beğenmiş. Müdür beğenmiş. Beğendi, haberi geldi. Ben Marmaris'te, Akdeniz FM'de işi gücü bıraktım geldim. Beğendi ya. Kırmızı halılar falan herhalde bekliyorum. Ama müdür yok ortada. Günlerce daha derinlemesine anlatmak isterim ama gerçekten çok ızdırap dolu günler yaşıyorum. Mehmet'in gezegeni olarak gelmişim İstanbul'da ama muhatap yok ortada. En sonunda kapıdaki güvenlik bana acıdı. Dedi ki bak şu var ya dedi şu gelen adam. Evet o dedi radyoların müdürü. İki terlide Star binası adamın karşısına çıktım. Harun adı. Dedim Harun Bey titriyorum ama zangır zangır böyle. Harun Bey evet donmuşum böyle sanki uzaylı görmüş gibi. Radyoların müdürü karşımda. Ben dedim Mehmet Gezegen. Mehmet'in gezegeni programını yaptım. Aa dedi o sen misin dedi. Aa tanıdı beni. İnanılmaz. Yani, tanımış olması hoşuma gitti. E dedim geldim. E dedi ben sana geldim dedim ki. E beğenmişsiniz. E beğendim. E geldim. E beğendim ama gel demedim. E ben hayatımı bıraktım geldim. Ne güzel Marmaris'te, Akdeniz FM'de muhteşem programlar yapıyorum. Hayranlarım var, hayatım var. Her şey çok güzel. Mehmet'in gezegeni orada devam ediyor. Gelmişim ben buraya. Sen beğendim dediğin için geldim. Dedi ki ben hani gel demedim. Elimde olmadan adamın kolunu tutmuşum. Aynı davulda olduğu gibi. Ben hatırlamıyorum o hareketi. Şu hareketi yapmışım. Bu benim için ölüm kalım meselesi. Şimdi aradan yıllar geçti. Harun Bey'le biz bir araya geldik. Harun Bey tabii gururla. Mehmet gezegeni ben aldım. Benim eserim. Harun Bey dedi ki Mehmet, ben o gün senden çok korktum. Adam biraz tırsık. Bu reklam işleri falan yapıyor. Çok böyle sokak şeyi yok. E ben dedim ki sana ben bir şey yapacağım demedim ki. Ama ölüm kalım meselesi. E ben kendimi öldüreceğim dedim. Yani korkmuş. Korktuğu için beni işe aldı. Şimdi buradan şuraya geleceğim. İki tane cüret var ortada. Cüretkarlık yani. İki tane atak. Birincisi davul çalacağım diyen bir adam var. Aslında davulla mavulla ilgisi olmayan. İkincisi ben bu radyo işini çok iyi biliyorum deyip adamın kolunu tutan bir adam var. Eğer davuldaki cesareti iş dünyasında ben yapsaydım, iş dünyasında hayatım kabusa dönerdi. Geç çal, hadi bakalım. E çalamıyorum, bitti. Hayatınız bitti. Öncelikle arkadaşlar, şunu çok iyi anlamak zorundayız. Bizden ne olur? Yani bizden ne olur? Ben neyi iyi yapabilirim? Kendinize karşı Allah aşkına dürüst olun. Senden ne olacağını bilmeden eğer atak yaparsan askerdeki gibi kurtulamazsın. Dolayısıyla ben o gün o radyo programını yaparım. Sizi de mahcup etmem dedim. Yayına başladım. Şimdi yayına başladım. Oraya da biraz kısaca geçeyim. 5 dakikam var. Ben İstanbul'a gelmişim. Hayalim Süper FM. Kral FM yok dünyamda. Pop çalıyorum. Beni aldılar. City FM'e koydular. City FM. Süper FM'in çakması. Ben City FM dedim. Ne olacak? Yani İstanbul'a hitap ediyorum. City FM'de olsa 15 bin nüfustan, 50 bin nüfustan, Marmaris yazın 500 bine çıkıyor. İstanbul işte 10 milyon nüfus. Nüfus hesabı yapıyorum yani işte kaç nüfus. Çünkü tek hedefim var. Merhaba Türkiye demek. Radyoculuktaki tek hayalim bu. Ulusal bir radyodan Türkiye'ye seslenmek. City FM'e gittim arkadaşlar. Ben kendimi parçalamışım oraya gelene kadar. Kapıdaki güvenlik geliyor yayın yapıyor. Temizlikçi geliyor yayın yapıyor.
Ya bildiğiniz yol geçen hanı. Gelen yayın yapıyor, giden yayın yapıyor. Dedim ki ben bunun için mi bu kadar mücadele verdim ya? Bu ne dedim ya? Gözü şeye diktim. Süper FM'e. Ben bu Süper FM'e az geçebilirim. Kadir Çöpdemirler falan o zaman yıkıyor ortalığı. Süper FM'de bir arkadaşımız küçük bir hata yaptı. Cem Uzan'ın karısının isteğini çalmadı diye güvenlik zoruyla dışarı atıldı. Dedim ki ben buraya buradan dedim ya ben uzak durayım. Burası tehlikeli bu Süper FM. Süper FM Cem Uzan'ın çok net dinlediği bir radyo. Baktım yan tarafta Kral FM var. O da benim gibi terk edilmiş sanki. Halkın sahip çıktığı, bütün Türkiye'nin dinlediği ama beyaz yakalıların farkında olmadığı bir radyo. Cem Uzan öyle bir radyosu var ama var mı yok mu haberi yok. Baktım Kral FM bildiğiniz minibüs gibi bir şey. İçeride böyle mektuplar, ya acayip bir şey ya, inanılmaz bir havası var. Ben Kral FM'e diktim gözü ama Kral FM'de çalışan arkadaşlar beni istemiyorlar. Beni çok sosyete buluyorlar oraya göre. Ne yapayım? Dedim ki arkadaşlar, ben her birinizin izin gününde yayın yapayım. Bakın sizin yayın saatlerinize dokunmuyor. Sen izinliyken ben senin yerine yapayım, sen izinliyken. Bunların izin günlerini bir yere geçirdim şöyle. Bu arada bütün saatlerde ben varım. Bir sabah duyuyorlar, bir akşam duyuyorlar, bir gece duyuyorlar. Ara ara Süper FM'e gidiyorum. Orada da yayın yapıyorum. Yani boş olan her yeri dolduruyorum yani. City FM, Süper FM, Kral FM sabah akşam yayın yapıyor. Delirmiş gibi. Sonra baktım sabah yayınını kimse istemiyor. Sabah saat 6'da kalkacaksın. Yola çıkacaksın. Dedim ki ben buradayım. Sabah yayınını aldım. Saat 7'den 12'ye kadar yayın yapıyorum. Bu 5 sene falan sürdü. Arkadaşlar, İstanbul Üniversitesi araştırma yapıyor. İlk araştırma sonuçları geldi. Mehmet'in gezegeni 3. sırada. Daha maaş almıyorum. Kadrolu değilim. 2. araştırma geldi. Mehmet'in gezegeni 1. sırada. Mehmet'in gezegeni, o Kaybedenler Kulübü filmi var ya, oradaki o 1. benim aslında. Onun üstünü kapatmışlar. Şimdi biraz önce içeride çok değerli arkadaşımızla bir konuşma yaparken hemen ben notumu aldım. Ben sürekli açım bu konuda. Bilgi konusunda açım. Yani kimseyi hayatta küçümsemeyin. Çünkü evren size mesajı gönderiyor. Evren size ne yapacak? Yani mektup mu gönderecek? Yani evrenden mesaj geliyor. Kimle gönderecek? Çaycı ablayla gönderecek. Kapıdaki güvenlikle gönderecek. Yeni tanıştığınız bir arkadaşınızla gönderecek. Evrenin dili olacak. Dolayısıyla en kıymetli, en değerli fikirler, en önemsemedikleriniz de size gelir. Şimdi iş açısından baktığımızda dünyanın, şu an Periskop'tan canlı yayın yapıyor sevgili Zafer benim yardımcım. Bu arada bana Periskop'un kralı diyorlar. Periskop'ta bizi izleyen herkese sevgilerimi iletiyor. Şöyle Zafer şöyle göster istersen salonu da. Dün Instagram vardı, Twitter vardı, bugün Periskop var, yarın başka bir şey olacak. Çok hızlı ve dinamik olmak zorundayız. Geç kalmayacağız, teknolojiyi yakından takip edeceğiz. Eğer teknolojiyi yakından takip etmezsek teknoloji bizim canavarımız olur. Katıldığım toplantılarda beni üzen bir görüntü var. En son Doğuş grubuyla bir toplantıdaydım. Orada böyle bir konuşma yaptım yöneticilerimizin huzurunda. Daha önceden konuşan arkadaşlar konuşma sonrasında sorusu olan var mı diye sorduklarında iki tane el gördüm havada. Ve ben kendi konuşmamın sonunda şöyle kapattım. Dedim ki bir hayal kurmak istiyorum sizlerle beraber. Çünkü Türkiye'nin şu anda gençlerin en büyük problemi bu. Herkes izlemeyi seviyor, katılmayı sevmiyor. Tamam izleyelim. Yani tribünlerde olalım. Oyunun içine girmeyelim. Oyunun içine girmek soruyla başlar. O toplantıda, Antalya'da yaptığımız toplantıda dedim ki bir hayal kurmak istiyorum. Bu hayalimi burada yaşamak istiyorum. Sorusu olan var mı dediğimde lütfen bütün eller havada olsun dedim. Sorusu olan var mı dedim. İlk kalkan el
Ferit Şahin'in eliydi. Daha sonra bütün salonun tamamı elini havaya kaldırdı. Katılım rica ediyorum. Buraya bir kişinin hayatına dokunmak için geldim. Bir kişi de benim hayatıma dokunabilir. Hani böyle bencillik yapmıyorum. Böyle kendimi böyle ben bir kişinin hayatına dokunacağım. Ben müthiş bir sihirbazım noktasında değilim. Yıllar önce hayal kuruyordum. Gözlerimi kapatıp çocukluğuma gitmek istiyorum tekrar ve finali böyle yapacağım. Gözlerimi kapatıp hayal kuruyorum. Açtığımda aynı davulda olduğu gibi hayal ettiğim yerde olmayı düşünüyordum çocukken. Kapatıyorum gözlerimi, açıyorum. Aynı yerdeyim. Kapatıyorum. Daha sonra bir lamba aldım kendime. İçinden cin çıkan. Gerçekten aldım. Ve çaktırmadan kimse yokken böyle ovuyorum, içinden bir cin çıksın. O cin bana desin ki şöyle, dile benden ne dilersen. Ben de ondan 3 tane dilekte bulunacağım. Dileklerim kafamda. Lambayı ovdum, ovdum. İçinden cin çıkmadı. Çıkmadı. Ve yıllar sonra bugün geldiğim noktada o cinin hiçbir zaman lambadan çıkmayacağını, o cinin aslında benim içimde olduğunu hissettim. İçinizdeki cinleri, her birinizin içinde birer cin var. O cinleri serbest bırakın. O cin şöyle çıksın karşınıza ve dile benden ne dilersen diye sorduğunda dileklerinizi ona yapın. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Bütün elleri havada görmek istiyorum. Bu benim hayalim. Sorusu olan var mı? Sizi alkışlıyorum.